Biraz evvel de anons ettiğimiz gibi yayın konuğumuz Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank. Sayın Bakan hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum. Hemen virüse karşı aşı ve ilaç konusuyla başlamak istiyorum. Bizim ülkemizde bu yönde çalışma var mı? Varsa ne aşamada? O konudaki bilgilerle başlayalım lütfen. Beni konuk aldığınız için öncelikle teşekkür ediyorum. Yayınımıza başlamadan önce bu dünyayı etkisi altına almış olan salgınla mücadelede, COVID-19 hastalığıyla mücadelede en öndeki saflarda bu mücadeleyi sürdüren, vatandaşlarımıza hizmet etmek için canla başla gayret gösteren sağlık çalışanlarımıza, sağlık emekçilerimize teşekkür ederek bu yayına başlamak istiyorum. Gerçekten onların gösterdiği fedakarlık her birimizin takdirle teşekkürlerimizi sunmamız gereken bir fedakarlık. Biliyorsunuz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bağlı ve ilgili kuruluşlarıyla birlikte Türkiye'deki Ar-Ge ekosistemiyle ve üretim ekosistemiyle doğrudan ilişkili bir bakanlık. Türkiye'de ilaç ve aşı geliştirilmesiyle ilgili çalışmalara da bağlı kuruluşumuz TÜBİTAK liderlik ediyor. Bu salgın dünyaya da yayılmadan önce daha Çin sınırları içerisindeyken 31 Ocak'ta biz Türkiye'deki tüm paydaşları, üniversiteleri, araştırma altyapılarını, araştırma merkezlerini bakanlığımızda topladık ve koronavirüsüne karşı geliştirilebilecek aşılarla ve ilaçlarla ilgili ne yapabiliriz? Bir toplantı düzenledik. O tarihten itibaren biz bilim insanlarımızla irtibat halinde bu konu üzerinde çalışıyoruz. TÜBİTAK'a bağlı, TÜBİTAK MAM'a bağlı Gen ve Biyoteknoloji Enstitüsü'nün oluşturduğu bir COVID-19 alt platformu var. Burada Türkiye'de daha önce ilaç ve aşı konusunda çalışmış bütün paydaşları topladık ve bunların zaten var olan araştırmalarından, geliştirdikleri ürünlerden hemen bu virüsle mücadelede kullanılabilecek olanları ya da yenilikçi bakış açılarıyla fikir geliştirip burada kullanılabilecek olanları biz belirledik ve şu anda bunları destekliyoruz. Burada hedefimiz çok kısa sürede yani 9 ay gibi, 1 sene gibi sürelerde netice alabilmek. Bu hastalığın tedavisinde olsun ya da önlenmesiyle ilgili aşı olsun ya da daha yenilikçi, hızlı netice alabilen kitler olsun. Biz bu projelerin tamamını COVID-19 alt platformu vesilesiyle şu anda destekliyoruz. Burada TÜBİTAK MAM var, Ege Üniversitesi var, Acıbadem Üniversitesi var, Ankara Üniversitesi var, Selçuk Üniversitesi var. Bilkent var, Boğaziçi var, Medipol var, İzmir Biyotip Genom Merkezi var. Bunların hepsi aşı ve ilaç Bunların için çalışıyor şu anda. Anda el birliğiyle aşı için, ilaç için ve tedavi yöntemleri için ya da tanı kitleri için çok yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Biz bu alt platformu da çok esnek bir şekilde tasarladık. Yani bunlarla sınırlı değiliz. Bu çalışmalara katkı sağlamak isteyen herkesi de bu platforma hemen dahil ederek bunları fonlama olsun, diğer ihtiyaçları olsun bunların tamamını karşılayarak biz bu süreci yönetiyoruz. Netice almak istiyoruz. Bizim Ar-Ge altyapımız sağlam, bilim insanlarımız gerçekten güçlü. Burada netice alamamak için aslında hiçbir sebep yok. Bununla benzer bir şekilde dün biz bir açıklama yaptık. Belki duymuşsunuzdur. TÜBİTAK'ta bir COVID-19 platformu oluşturduk. Burası da özellikle bilim insanlarımız ve araştırmacılarımız için dünyadaki gelişmeleri takip edebildikleri ve burada kendi çalışmalarını paylaşarak diğer bilim insanlarıyla interaktif bir şekilde tartışabilecekleri bir platform. Belki ismini vermemizde fayda var. Vatandaşlarımız da girip buradaki gelişmeleri takip edebilirler. covid19.tubitak.gov.tr bu adresten bu gelişmeleri takip edebilirler. Özellikle bilim insanlarımıza dönük burada açtığımız alanda da bilim insanlarımız çalışmalarını burada paylaşabilirler. Dün arkadaşlarımızla bir toplantı yaptık. 3 gün önce ben Çin'deki bilim insanlarıyla Avrupa'daki bilim insanlarının
ve buradaki sağlık çalışanlarının ortak bir online konferansını izledim. Buna benzer şekilde çok kısa bir sürede biz de Türkiye'deki bütün bu çalışmaları bir araya getireceğimiz bir online konferans da düzenleyecek. Böylece bütün ekipler birbirlerinden haberdar olacaklar. Biz dediğim gibi büyük bir gayretle bu çalışmaları sürdürüyoruz. Bildiğiniz gibi burada temel araştırmalar bilim insanlarımız tarafından yapılıyor ama bunun klinik çalışmalarının mutlaka Sağlık Bakanlığımızın gözetiminde ve desteğinde gitmesi lazım. Buradaki bütün çalışmalara da Sağlık Bakanlığımız TÜSEP kuruluşuyla desteğini vereceğini zaten kamuoyuna ilan etti. Bu işler eğer yanılıyorsam beni düzeltin ama herhalde çok pahalı işler. Yani bir aşı üretmek, bir ilaç üzerinde çalışmak. Peki bunların maddi ve çilesi konusunda bakanlığın desteği nedir? Biz şu andaki ARGE bütçemizin tamamını bu iş için kullanmaya hazır olduğumuzu zaten bilim insanlarımıza ilan ettik. Şu anda devam eden projelerden rölantiye alabileceğimiz, öteleyebileceğimiz var. Biz burada temel araştırma kısımları aslında çok büyük maliyetler tutmuyor. Buradaki klinik araştırma tarafları aslında daha yüksek rakamlar tutan araştırmalar. Ama biz bilim insanlarımıza şunu söyledik. Burada parayı asla kendinize sorun etmeyin. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı var. Biz bütün bu projeleri, netice alabileceğimize inandığımız bütün bu projeleri hiçbir fark gözetmeden destekleyeceğiz. Eğer devlet sırrı değilse bütün ARGE bütçemizi buraya harcamaya hazırız dediniz. ARGE bütçesi nedir Sanayi Bakanlığı'nın? Şimdi TÜBİTAK'ın bu sene harcayabileceği rakam 1 milyar liranın üstünde. Dolayısıyla biz bütün bu rakamı tabii ki geçmişe dönük ödeme yapmamız gereken kurumlarımız var, süre gelen yükümlülüklerimiz var. Bunları ödememiz gerekebilir ama biz dediğim gibi 1 milyar liranın üzerinde bir bütçeyi ARGE için kullanabiliyoruz. Eğer ihtiyaç olursa bunun tamamını bu iş için kullanabiliriz. Bundan çekinmeyiz. Sayın Bakan, bu hastalığa tutulan insanların, vatandaşlarımızın en büyük sıkıntılarından bir tanesi solunum sıkıntısı. Ve bu aşamada da tabii hayati bir cihaz devreye giriyor, solunum cihazı. Şimdi şunu sormak istiyorum. Yerli solunum cihazı ile ilgili çalışmalar hangi aşamada acaba? Evet, bu hastalığın tedavisinde özellikle ileri aşamada solunum cihazlarının ne kadar önemli olduğu ortaya çıktıktan sonra dünya ülkelerinin tamamı bu cihazların peşine düşmeye başladı. Sağlık Bakanımız bunu defalarca ilan etti. Biz yoğun bakımlar açısından, yoğun bakım yatak sayısı ve solunum cihazları açısından ortalama kişi başına düşen cihaz sayısında diğer ülkelerden oldukça iyi durumdayız. Ama bu ileride bizim de bu cihazlara ihtiyacımız olmayacağı anlamına gelmez. Bizim ihtiyacımız olmasa da bildiğiniz gibi dünyada şu anda bu cihazlara erişimi olmayan ülkeler var. Belki bunlara bir destek verme açısından da bu cihazları kendimizin üretebiliyor olması bizim açımızdan çok stratejik. Biraz önce de altını çizdim. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ARGE ekosistemiyle doğrudan ilişkili bir bakanlık. Biz bu işler başladığında, salgınla ilgili süreçler başladığında kendi envanterimizi, kabiliyetlerimizi bir ortaya döktük. Ve bu cihazla ilgili ihtiyaçlar ortaya çıktığında da daha önce ARGE'sinden başlayarak yatırımına destek verdiğimiz Biosis isimli bir firma var. Bu firma solunum cihazlarını, profesyonel solunum cihazlarını yerli olarak geliştirip, pilot üretimle üretip, Türkiye'deki hastanelerde kullanılmasını sağlamış bir firma. CE belgesine sahip, yani uluslararası standartlarda bir firma. Biz bu firmamızla hemen bağlantıya geçtik. Bu cihazların seri üretimiyle ilgili neler yapabiliriz? Bununla ilgili kendilerine yardımcı olmaya çalıştık. Burada üretim kabiliyetleri ve teknoloji kabiliyetleri yüksek firmalarımızla iletişime geçtik. Biliyorsunuz Baykar ülkemizde yüksek teknoloji üretebilen en önemli firmalarımızdan bir tanesi. Buranın teknik müdürü Selçuk Bayraktar bu işte bir öncü rol üstlendi. Ve bu cihazların seri üretimi için her türlü teknik desteği vermenin yanında bir de 250 adetlik bir sipariş verdi. Bunu da Sağlık Bakanlığımıza ya da ilgili kuruluşlara hediye edilmek üzere. Bunun yanında
başka firmalarımızda, yine milli firmalarımızda, Aselsan olsun, Roketsan olsun, Havelsan olsun, bunlar da hem kabiliyetlerini açtılar hem de siparişlerini verdiler. Yine TUSAŞ, Tarnet gibi firmalarımız her türlü desteği vermeyi taahhüt ettiler. Bu firmalarımız toplamda 1000'in üzerinde bir sipariş verdiler. Sağlık Bakanlığımız da bu işe liderlik etti ve bu cihazların hızlıca seri üretiminin yapılması için onlar da 5000'lik adetlik bir sipariş verdiler. Böylece bu cihazları seri üretmek için her türlü altyapıyı oluşturmuş olduk. Bunların seri üretimini de Arçelik üstlenmeyi kabul etti. Arçelik bunları seri olarak üretmeye şu an itibariyle başladılar. Aslında Baykar'dan, Aselsan'dan, Arçelik'ten 50'nin üzerindeki mühendis şu an itibariyle bir araya geldiler. Nasıl seri üretimi hızlandırabiliriz diye. İnşallah hedefimiz 15 Nisan itibariyle seri üretim bu cihazların teslim edilmeye başlanması. Bu bizim açımızdan oldukça sevindirici. Dünyada böyle bir ihtiyaç varken ülkemizdeki kapasitenin buna yetiyor olması bizim açımızdan çok sevindirici. Kesinlikle. Biz ne diyoruz? Milli teknoloji hamlesi diyoruz. Sadece teknolojiyi kullanan değil, teknolojiyi üreten bir ülke olmalıyız diyoruz. Biz sağlıkta da milli teknoloji hamlesini bu şekilde başaracağımıza inanıyoruz. Tabii bunun yanında bu profesyonel cihazların, yani yoğun bakımlarda kullanılan cihazların yanında ev tipi ventilatörler dediğimiz ihtiyaç halinde kullanılabilecek yine ventilatörler var. Bunu da üreten Türkiye'de 4 tane firmamız var. Bunlarla da Sağlık Bakanlığımızı şu anda görüştürüyoruz. Eğer ihtiyaç hasıl olursa bu ürünleri de çok hızlı bir şekilde üretip vatandaşlarımıza, inşallah ihtiyaç olmaz ama ihtiyaç halinde kullanılmak üzere, bunları da devreye alabiliriz. Biz şunu diyoruz. Hiç pratik çözüm üreten var mı? Biz şunu diyoruz. Türkiye bilim insanlarıyla, teknoloji Ar-Ge altyapısıyla, sanayi kapasitesiyle güçlü bir ülke, şoklara dayanıklı bir ülke. Ben dündü yanılmıyorsam bir sosyal medya paylaşımı gördüm. Amerika Birleşik Devletleri'nde tek solunum cihazından aynı anda 4 kişiyi entübe edecek şekilde bir pratik çözüm bulmuşlar ve FDA bunu onaylamış. Biliyorsunuz normalde FDA çok katı kuralları olan bir kurum ama bunu hemen ihtiyaç olduğu için onaylamış gözüküyor. Ben bundan 10 gün önce bizim yoğun bakımdaki doktorlarımızın kendi geliştirdikleri bir çözümü bizzat gördüm. Tek bir tane solunum cihazından aynı anda 2 tane hastayı entübe edecek şekilde zaten kendi çözümlerini geliştirmişler. Biz Türkiye'nin gücüne inanıyoruz. Bu kabiliyetlerimize, pratik zekamıza inanıyoruz. İnşallah bu sıkıntılardan, dünyayı etkileyen bu sıkıntılardan da en az zararla çıkmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu örneğin evet altını çizmek lazım. Türk doktorlarının başarısı olmuş. Peki şunu sormak istiyorum. Gerek solunum cihazı, gerekse aşı, gerekse ilaç. Bunların %100 yerli olması mümkün mü? Yoksa bir takım unsurların yurt dışından alınması elzem midir? Bu şartlarda bu elzem varsa parçaların gelmesi ne mümkün? Tabii her ülke aslında bu salgınla birlikte bütün dünyayı etkileyen, ticareti olsun, ekonomiyi olsun, sosyal hayatı etkileyen bu salgınla birlikte sanırım bir şeyin farkına varmaya başlayacak. Ülkelerin ihtiyaç halinde kendi kendilerine yetecek şekilde altyapılarını kurması gerekiyor. Biz tabii ki her şeyin %100 yerli olarak üretilmesinin mümkün olmadığını biliyoruz. Bundan önceki dönemlerde bu rekabet şartları açısından mümkün değildi. Siz bir ürünü 1 liraya üretirken başka birisi 10 tane ürünü 1 liraya üretiyorsa sizin bununla rekabet etme şansınız elbette olamaz. Biz buradaki önemli husus şudur ki bunun altını çizmemiz gerekiyor. Kritik alt bileşenlerin, kritik komponentlerin de gerektiğinde ihtiyaç halinde ülkenizde üretilebiliyor olması lazım. Atıyorum şu anda solunum cihazıyla ilgili kritik bir komponent varsa ve bunu başka ülkelerden getirmeye çalışırsanız muhtemelen bunu alma imkanınız olmayacaktır. Onun için biz
2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejimizde de belirttiğimiz gibi Türkiye'deki yerlileşmeyi, milli teknoloji hamlesini özellikle ihtiyaç duyulan ürünlerin kritik alt bileşenlerinin de yerleşmesini sağlayacak şekilde tasarladık. İhtiyaç halinde bunları devreye sokabilecek şekilde bütün çalışmalarımızı yapıyoruz. Ama dediğiniz gibi her şeyi %100 üretmek mümkün olmayabilir. Burada da belki artık dünya beraber hareket etme yoluna gideceği bir siyaset anlayışına da dönüşebilir. Bir diğer önemli elzem madde de maskeler, koruyucu maskeler. Şunu sormak istiyorum, Türkiye'nin üretim kapasitesi an itibariyle ihtiyacı karşılayacak seviyede mi? Şunun altını özellikle çizmek istiyorum. Türkiye tekstil sektöründe, medikal tekstil sektöründe oldukça büyük bir kapasiteye sahip. Şu rakamı vermem belki yeterli olabilecektir. Türkiye'de maskelerin üretildiği non-woven kumaşlar dediğimiz kumaşlardan günlük kumaş üretme kapasitesi 30 milyon maskeye yetecek kadar. Ve Türkiye'de maske üreticilerine baktığımızda kurulu altyapı günlük 8-10 milyon maske üretebilecek kapasitede. Peki rakamlar böyleyken bu maskelerdeki fahiş fiyatlar nasıl ortaya çıkıyor? Tabii ki doğal olarak bunu soracaksınız. Maalesef buradaki sıkıntı Türkiye'deki üretim altyapısının kapasite problemiyle ilgili değil, fırsatçılarla ilgili. Bazı üreticiler olsun, tüccarlar olsun ya da bunu satan marketler olsun, burada fırsatçılık yapan firmalar var. Biz bu konuda çok ciddi bir şekilde önlem almayı başardık. Sağlık Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız, Ticaret Bakanlığımız ve bizimle beraber bir koordinasyon halinde burada fiyatları fahiş hale getiren bu fırsatçıların cezalandırılması için, canlarını yakmak için biz büyük bir gayret gösteriyoruz. Haberlerde duyuyorsunuzdur zaten. Şu anda bu tip fahiş uygulamalar yapan firmalara baskınlar dahi düzenleniyor. Dün Ticaret Bakanımız Ruhsar Hanım açıkladı, 198 firmaya 10 milyon liranın üzerinde biz ceza kestik. Türkiye'de maske üretimiyle ilgili bir kapasite problemi yok ama ahlaksız ticaret anlayışı var. Biz dediğimiz gibi bunların canını yakmakta kararlıyız. Ben dün bir açıklama yaptık. Bu şekilde fırsatçılık yapan hiçbir firma bundan sonra bizim bakanlığımızın desteklerinden faydalanamayacak. Bunların isimlerini anons etmeyi düşünüyor musunuz? Belki ibret-i alem bir ceza şeklinde. Yani bunu tabii Ticaret Bakanımızla görüşmemiz gerekebilir. Bilmiyorum kanunlar buna müsaade ediyor mu etmiyor mu? Mevzuatı şu an hakim değilim ama belki de bunları ilan etmek lazım. Şöyle de bir husus var. İyi niyetli, samimi ve milli duygu sahibi üreticilerimiz de bu durumdan rahatsız. Yani onlar da bizi... Adları kötüye çıkıyor değil mi? Evet, onlar da sanki bütün maske üreticileri, Türkiye'de üretim yapan bütün tesisler bu tip işlere giriyormuş gibi imajları zedelendiği için bundan rahatsızlar ve hatta bizi aradıklarında lütfen bunları en ağır şekilde cezalandırın diyen sanayi odası başkanlarımız var, üreticilerimiz var. Biz onlarla da eşgüdüm içerisinde hareket ediyoruz. Bir diğer önemli unsur da, gerçi her ne kadar temizlik, el temizliğinde en önemli tavsiye sabunsa da, su ve sabunsa da, bir diğeri de bu bulamadığınız ortamlarda kolonya ve dezenfektan. Şunu sormak istiyorum, Türkiye'nin kolonya ve dezenfektan üretiminde an itibariyle bir sıkıntısı var mı? Çünkü temel madde alkol değil mi, yanlış bilmiyorsam. Bunun Türkiye'ye girdisinde bir sorun var mı? Türkiye'nin an itibariyle üretimi, tüketimi karşılayacak seviyede mi? Şu anda bildiğiniz gibi dezenfektanlara tüm dünyada büyük bir talep var. Dezenfektanların ana ham maddesi de etil alkol. Etil alkol ile ilgili bu salgından sonra tüm dünyada kapasite ile ilgili problemler oldu. Ülkeler etil alkol tedarik etmekte zorlandılar. Hatta şu anda bile bize gelen haberler bazı etil alkol tankerlerinin askeri zorlamalarla alıkonulduğuna dair haberler alıyoruz. Biz bunu önceden gördük. Sayın Cumhurbaşkanımızla yaptığımız toplantı sonrasında Türkiye'de akaryakıta
biyoetanol karıştırılma mecburiyeti vardı. Biz bu mecburiyeti 3 aylığına Enerji Bakanlığımızın ve EPDK'nın destekleriyle ara vermiş olduk. Böylece Türkiye'de bir etil alkol kapasitesi ortaya çıkmış oldu. Türkiye'de etil alkol üretebilen Konya Şeker olsun, Eskişehir'de Türk Şeker olsun, Tarkim, Teskim olsun, biz bunları bir araya getirdik ve bunlarla kolonya ve dezenfektan üreticilerini buluşturduk. Bu şirketlerimiz gerçekten milli bir duruş sergilediler ve dediler ki biz bu dönemde bu alkol ihtiyacını karşılayacağız. Şu anda Türkiye'de 330 bin litre alkol üretiliyor ve bu Türkiye'deki kapasiteyi çok rahat bir şekilde karşılayacak bir miktar. Ve şunun bize sözünü verdiler. Biz bu alkolü de makul bir fiyatla satacağız. Buna zam yapmayacağız. Kolonya üreticilerimiz de, Türkiye'deki özellikle büyük üreticiler, tedarik zincirlerine mal veren üreticiler de, eğer bu durum böyle devam ederse biz Şubat'taki fiyatlarımızı asla arttırmayacağız diye bir taahhüt verdiler bize. Şu anda kolonya konusunda da, dezenfektan konusunda da bunun için bir fiyat artışı görmüyoruz. Piyasada yeterince tedarik var. Vatandaşlarımız da buna çok kolay bir şekilde ulaşabiliyorlar. Kolonyacılarımızın verdiği taahhüdü dezenfektan üreticilerimiz de, biz de bunu veririz dediler. Şu anda bu sektörü bir araya getirerek ülkeden hem ihtiyacını karşılıyoruz hem de bir sıkıntı olması durumunda çok kolay bir şekilde beraber aksiyon alacak şekilde bir mekanizmayı oluşturdu. Vaktim tamamlamak istiyorum ama son bir sorum var. Bakanlığın adı Sanayi ve Teknoloji. O zaman akla şu soru geliyor, şunu da bitirelim. Peki sanayicilere verdiğiniz kısa ve ortadaki vadedeki destekler ne olacak? Evet. Bundan bitirelim. Biz söylediğim gibi üretimle direkt muhatap olan bir bakanlığız. Zaten Sayın Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği 100 milyar liralık ekonomik istikrar kalkanındaki maddeleri tasarlarken biz üreticilerimizin, sanayicilerimizin ihtiyaçlarını gözetecek şekilde bu maddelere katkılarımızı sağladık. Hazine Bakanlığımızın ilan ettiği, Çalışma Bakanlığımızın ilan ettiği birçok tedbir aslında üreticilerimizin isteklerini karşılayacak şekilde revize edildi. Burada kısa çalışma ödeneğinden telafiye kadar ya da şirketlere verilecek likiditeye kadar buradaki maddelerin tamamında biz üreticilerimizin hassasiyetlerini ve ihtiyaçlarını gözetmiş olduk. Burada tabii ki sadece olaya üreticilerimiz açısından bakmamamız lazım. Çalışanlarımız ve emekçilerimiz de bu dönemde tabii ki ne olacak, bundan sonraki süreçte nasıl bir yöntem uygulanacak diye onlar da kaygılar taşıyabilirler. Bizim bu ilan ettiğimiz maddeler özellikle kısa çalışma ödeneği gibi kimseyi işsiz bırakmayacak ya da maaşsız bırakmayacak çözümler, onları da aslında gözetecek çözümler. Ama spesifik olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı kendi kurumlarıyla neler yaptı derseniz, biz öncelikle bize gelen yoğun talepleri değerlendirdik. Arge ve tasarım firmalarının, teknopark firmalarının evinden çalışma talepleri vardı. Burada biliyorsunuz önemli bir ağırlık zaten yazılımcılar ve evinden çalışmalarında hiçbir mahsur yok. Biz bunların evinden çalışmalarının önünü açtık. Teknopark yönetici şirketlerinin buradaki firmalarla aldıkları kiralarla ilgili bir inisiyatifleri oldu. Buradaki kuluçka firmaları ve ticari işletmelerden 2 ay boyunca kira almayacaklar. Diğer firmaların kiralarını da ötelemiş oldular. Biliyorsunuz ülkemizdeki küçük ve orta ölçekli işletmeler toplam işletmelerinin %95'ini oluşturuyor. Biz COSGAP kanalıyla da bu işletmelerimizin taleplerini yerine getirmek için öncelikle bu firmaların COSGAP'e olan borçlarını 3 ay boyunca erteledik. Biz buradaki borçların
tamamını ötelemiş olduk. Yani taksit sayısını arttırmadan firmalarımız hiçbir faiz de ödemeden KOSGEB'e olan borçlarını 3 ay ötelemiş oldular. Burada proje yükümlülükleri olan firmalarımız vardı. Yani KOSGEB'e taahhütte bulunmuşlar. Ama bunları yerine getirme süreleriyle ilgili sıkıntı çekmesinler diye burada kendilerine 4 aylık bir öteleme yaptık. Yatırım teşvikleri de bizim bakanlığımızın sorumluluğunda. Biz firmalarımıza faiz desteği veriyoruz yatırım teşviklerinde. Şimdiye kadarki uygulamamızda eğer bir firma bankaya olan ödemelerinde yükümlülüklerini yerine getirmezse ya da yeniden yapılandırmaya giderse bizim faiz desteklerimizden faydalanamıyordu. Biz bunu esnettik. Eğer firmalarımız bu dönemde ödeyemese bile taksitlerini ödemeye başladıktan sonra bu faiz desteğinden faydalanabilecekler. Yine TÜBİTAK'a talepler oldu. Buradaki proje teslim tarihlerinin ötelenmesiyle ilgili bunlarla ilgili 3 aylık öteleme verdik. TÜBİTAK'a başvurularla ilgili talepler oldu. Bunlara 3 aylık öteleme verdik. Bu dönemde biz bakanlığımızla ilgili proaktif bir şekilde neye ihtiyaç varsa o konuda karar alacak şekilde biz çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Sayın Bakan çok teşekkür ediyorum. Vakit ayırdınız, soruları yanıtladınız. Ben teşekkür ediyorum. Efendim yayın konuğumuz Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank'tı. Vaktimiz el verdiğince sorularımızı yanıtladı. Yeniden görüşünceye kadar efendim sağlıklı günler dileğiyle.